Selamlar arkadaşlar, bugün sonunda beklediğiniz Fortnite Sezon 5 FPS arttırma paketi ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu şu ana kadar yaptığım en büyük gerçekten FPS paketi oldu. Aynı zamanda da en çok FPS arttıran FPS paketi oldu arkadaşlar. Video başlamadan önce söyleyeyim, çok uzun bir video olacak. Ayarları, uygulamayı vesaire bir sürü ayar göstereceğim sizlere. Bunun için videoyu sonuna kadar kesinlikle atlamadan izlemenizi öneriyorum. Böylece herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmazsınız. Aynı zamanda da sizin için uygulaması kolay olur. Kesinlikle atlamadan sonuna kadar izleyin ve başlamadan önce söyleyeyim. Videoyu beğenip kanala abone olmalısınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Aynı zamanda bildirimleri açabilir ve açıklamalar kısmındaki arkadaşlar Twitch hesabımıza ve Discord hesabımıza katılabilirsiniz. Şimdi ve son olarak şunu da söyleyeyim bu arada. Oyun içinde de herhangi bir şey satın almadan önce Xtreme kodunu kullanabilirsiniz. Şimdi de arkadaşlar sizlere Exit Lag'ı anlatacağım. Biliyorsunuz Exit Lag Fortnite'da ve birçok oyunda FPS'inizi arttırabileceğiniz ve pinginizi düşürebileceğiniz bir program. Şu soldan görürseniz bütün oyunlarda desteği var arkadaşlar. Exit Lag'ın aynı şekilde de Fortnite'da da desteği var. Ben yaklaşık burada gördüğünüz kadar oyun ve birkaç tane daha oyun var. Bunlarla FPS'imi arttırmak ve pingimi düşürmek için bunu kullanıyorum. Eğer sizler de kullanmak isterseniz ilk 3 gün bedava, sonrasında ücretli bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve eğer almak isterseniz açıklamalar kısmındaki Exit Lag linkinden satın alırsanız %20 indirimli bir şekilde satın alabiliyorsunuz benim linkimden satın aldığınızda. Veya eğer satın alacak olduğunuzda promo kod kısmına XPAV kodunu girerseniz yine %20 indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar Exit Lag'ı. Şimdi isterseniz paketi uygulamaya başlayalım, ama paketi uygulamadan önce bunu indirmeniz gerekiyor. İndirmeniz için arkadaşlar Discord hesabımıza katılıyorsunuz ve soldan indirme linkleri bölümünden indirmeye basabilirsiniz. Uzun, yani bakalım hatta boyutuna ne kadar. Neredeyse 200 MB'lık bir dosya arkadaşlar. Çok büyük bir paket oldu. Dediğim gibi indirmeniz uzun sürebilir. İndirdikten sonra açıyorsunuz ve masa üstüne atıyorsunuz arkadaşlar. Bakın masa üstüne atmada bile uzun sürüyor. Benim bilgisayarımda M.2 SSD olduğu için bu kadar hızlı attı. Şimdi açıyorsunuz arkadaşlar bu dosyayı. İlk olarak bakın bir sistem geri yükleme noktası oluşturmanız gerekiyor. Burada nasıl yapacağınızı anlattım. Burada oluşturuyorsunuz. Sonrasında paketi açıyorsunuz. Burada bir sürü ayar var arkadaşlar. Tabii ki de ben hepsini uygulamayacağım, çünkü hepsini uyguladığımız zaman yaklaşık 1-2 saatlik bir video süresi çıkabilir ortaya. Fakat sizlere nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. Tweaklere tıklıyorsunuz. Burada bütün tweakleri teker teker açıp uygulayıp evet diyorsunuz arkadaşlar. Bir sürü tweak var, bu aşağı kadar hepsini teker teker uygulayacaksınız. Ben zaten bilgisayarımda uyguladım bunları. Sonrasında thread ayarlarına giriyorsunuz. Aynı şeyi burada da uyguluyorsunuz. Ekran kartınız neyse onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Benim AMD olduğu için AMD thread'ini ben zaten bilgisayarıma uyguladım videodan önce. Geri almak için ise buraya girip buradan ayarları geri alabilirsiniz isterseniz. Sonrasında ikinci adımımız optimizasyonlar var. Bunları da arkadaşlar sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıp uyguluyorsunuz bu optimizasyonları. Bunlar normal bir şekilde çalışıyor. Sadece Venix ve Learx dosyaları bir yazılım. O yüzden bunları şöyle yönetici olarak çalıştırdığınız zaman ekran gelecek birazdan. Evet geldi. Bunları bu şekilde çalıştıracaksınız. 1'e basacaksınız. Sonrasında bakın ekran açıldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye kadar sırayla tıklayıp uygulayacaksınız bunu. Aynı şey Venix'te de var. Yönetici olarak açıyorsunuz. Ekran gelecek. Geldi. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 diye sırayla uyguluyorsunuz arkadaşlar. 5'i yapmanıza gerek yok. Bununla işiniz bitiyor. Diğerlerinde sağ tık, yönetici çalıştır. Evet dediğiniz zaman ekran gelecek. Bakın geldi. Şu en üstten başladı. Tak 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 aşağı diye takır tukur arkadaşlar RAM'inizi temizliyor. Gereksiz dosyaları siliyor vesaire. Bu bayağı bir sürecek. Yani bir dakika falan sürebilir. Aşağıya atıyorum o yüzden bunu. Hepsini böyle yönetici çalıştırıp uyguluyorsunuz. Ekran kartı ayarlarımız var. Ekran kartınız neyse seçip uyguluyorsunuz. Ayarları burada hepsini gösterdim ve buradan da ekran kartına öncelik verebilirsiniz. Hepsi resimli bir şekilde anlatıldı arkadaşlar burada. BIOS güncellememiz var. BIOS güncellemenizi pek bilmiyorsanız yapmamanızı öneririm. Fakat çok basit bir işlem. Hemen öğrenip uygulayabilirsiniz. BIOS'unuzu güncellemek 30 saniye falan sürüyor. Yani ve en çok etkiyi bu yapıyor. BIOS güncelleme, özel BIOS ayarları çok önemli arkadaşlar. Zaten FPS paketimiz biliyorsunuz ben ücretli FPS paketi de satıyorum. Ücretli FPS paketinde bilgisayarınıza bağlanıp bütün ayarları ben uyguluyorum. Videoda göstermediğim ayarları uyguluyorum. Bir sürü yeni özellik var. Onları uyguluyorum vesaire ve vesaire. Şimdi ayrıntıları anlatmayayım. Discord'umuza gelirseniz XPAV Pack bölümünde ücretli paketten de bahsettim. Zaten yani FPS arttırmaktan fazlasını yapıyoruz o pakette. Aynı zamanda da sizlere özel BIOS ayarları da gösteriyorum. Dediğim gibi en çok BIOS
güncellemeniz FPS'inizi arttırır. BIOS ayarlarınız FPS'inizi arttırır. O yüzden bu önemli bir adım. Bunu atlamamanızı öneririm. Fakat ilk defa yapacaksanız da iyice bir araştırın. Fortnite dosyalarımız var. Burada dosyalar. Bunu zaten biliyorsunuz. Fortnite'ınızın kurulu olduğu yere atacaksınız. Mesela benim D'de kurulu. D Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64'e girersek buraya atacaksınız arkadaşlar. Bir de şöyle bir olay var. Bunlar arkadaşlar bu yama için geçerli. Yeni bir güncelleme geldiği zaman oyuna bunlar etkisini kaybedecek. Yani bu dosyalarla oyuna giremeyeceksiniz. O yüzden baştan söyleyeyim, bu sadece bu yama için geçerli. Yani bu Fortnite dosyaları yaması. Yenisi geldiğinde ben zaten yenisini paylaşacağım. Öncelik atamamız var. Yüksek öncelik atıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında programlar var. Programlar çok önemli dediğim gibi. Bu programların hepsini hop şu Little Registry Cleaner'ı çıkaralım. O programı kullanmayın. Bakın söylüyorum. Little Registry Cleaner'ı kullanmayın arkadaşlar. Hatta onu zip dosyasından da çıkarayım. Burada. Silelim. Evet, çıkardım. Bu dosyayı kullanmayın. Diğerlerini hepsini teker teker uyguluyorsunuz. Dediğim gibi çok büyük bir paket, çok büyük FPS artışı var. Fakat uygulamanız gerek. Ben sadece birkaç tanesini göstereceğim. MSI Mode Utility V2 yönetici olarak açtım. Ekran gelsin. Programda açıldı. Benim ekran kartım RX 570. Buradan yandan tik atıp Undefined'ı high yapıyorsunuz. Apply diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bu kadar. Sonrasında Malwarebytes var. Önemli. Malwarebytes'ı kurduğunuz zaman size premium modunun trial özelliği açılıyor. Yani 2 hafta ücretsiz denemeniz var. 14 gün. Şimdi scan'e basıyoruz arkadaşlar burada ve bilgisayarınızda bir tarama yapıyor gördüğünüz üzere. Aynı şey ADV Cleaner programında da var. Dediğim gibi bunların hepsini uygulamanız gerekiyor. Hepsini yukarıdan aşağı uygulayın arkadaşlar. Hepsini gösteremiyorum dediğim gibi ama bu arkada bakın bir tane detection yaptı bile. Yani bir tane malware bile buldu bile. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bazen diğer programları malware olarak algılayabiliyor. Yani yanlış tanı yapabiliyor. Böyle olduğunda da siz o program malware mi değil mi iyice bakın. Öyleyse silebilirsiniz, karantinaya alabilirsiniz. Değilse tekrar programın çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bakın artıyor, gördünüz mü? Bu arkada şey yapsın. Vesaire buradan daha gösterebileceğim Purera var. Açalım. Basit bir uygulama. Şöyle next dedik arkadaşlar. Buradan check all diyorsunuz. Create log kapatıyorsunuz. Clean diyorsunuz. Bununla işiniz bitiyor. Quick CPU var. Quick CPU'yu şöyle çalıştıralım. Benim bilgisayarımda var zaten. Bakın açıyorum. Evet diyorum. Ekran gelecek sizde. En yeni sürümü kurdum arkadaşlar. En yeni sürüm şöyle. Ekran açılırsa evet bu şimdi yüklenecek. En yeni sürümde yeni bir ayar geldi Quick CPU'ya. Yine önemli bir ayar. Sizlerle beraber şimdi bu ayarı uygulayacağız açıldığı zaman. Evet açıldı. Kullandığınız güç seçeneğini seçiyorsunuz ve her şeyi %100'e çekip evet diyorsunuz. Bakın performans diye bir ayar geldi. Bu ayar sayesinde yine FPS'iniz artacak. Bunu kapattık arkadaşlar. Sonrasında yapabileceğiniz bir sürü ayar daha var. Buradan o programları yapın. Mesela aşağıda buraya ben Process Lasso'yu eklemişim. Eklemişim. Mesela Process Lasso ve şeyi de göstereceğim. Interlinent. Onu da göstereceğim. Yani gösterebildiğim kadarını gösteriyorum ama videonun çok uzun olmaması adına sizin dediğim gibi bunların hepsini teker teker uygulamanız gerekiyor. Başlatma kodumuz var. Başlatma kodumuz burada arkadaşlar. X yerine görev yöneticisini açtığınızda performans dediğinizde CPU kısmında niye 82'de? Ha arkada bir şey yapıyoruz. Malwarebytes'te tarıyoruz çünkü. Mantıksal işlemcilerde yazan rakamı yazacaksınız. Benim 12 yazdığı için ben buraya 12 yazacağım. Siz de ne yazıyorsa onu yazın ve bunu Fortnite'ın başlatma kodu kısmına uygulayacaksınız. Bunu zaten bilmeyen yoktur ama yine de göstereyim ben. Açılsın o arkada. Windows 10 gereksiz hizmetler var. Buradan arkadaşlar gereksiz hizmetleri servicesmsc'ye girdiğiniz zaman şu an arkada bu çalıştığı için bilgisayar bayağı bir yavaşlatıyor. Önemli değil. İnşallah yani bir sıkıntı çıkarmaz. Sadece istediğim bu. Mesela gereksiz hizmetlerden Adobe Update. Direkt gördüm. Bunu devre dışı bırakın. Şöyle durdura basıyorsunuz. Sonrasında devre dışını seçip tamam diyorsunuz. Bunu oradaki bütün gereksiz hizmetlere uygulayacaksınız arkadaşlar. Sonrasında geri geliyoruz. Windows Ultra Performans'a tıklıyoruz. AMD ise buraya, Intel ise buraya tıklıyorsunuz. Not olarak da bunu eski tarihle güncellenmiştir yazmıştım ama şu an yenisini güncelledik, o yüzden bunu siliyorum. Hatta bunu buradan da silelim. Yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü dediğim gibi insanlar videoyu sonuna kadar izlemiyor abi. Bu önemli, videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Atlamadan izleyin. Böylece
Yani bu dediğim bu kısımları da görebilirsiniz. Atlarsanız bunları duyamıyorsunuz. Orada nasıl yapacağınızı gösterdiğim yeni Fortnite başlatıcımız var. Beni okunun içine girdiğim zaman yine yeni bir notum var. Bunu da okuyun. Dediğim gibi zaten hepsini tekrar güncelliyorum ben. Güncellenin okumanız gerekiyor. Okuyun abi, geçmeyin. Paketi uyguluyorsunuz çünkü. Yeni konfiğimiz var. Konfiğimizi nasıl atacağınızı biliyorsunuz zaten. Bu arada başlatma kodunu göstereyim. Settings'e girdiğiniz zaman Epic Games Launcher'dan aşağı inip Fortnite'ın Additional Command Line Arguments'ı seçtiğiniz zaman buraya yapıştırıyorsunuz kodu arkadaşlar. Sonrasında bununla işimiz bitiyor. Eğer yine bir FPS artış isterseniz bu ayarları uygulamadan önce Fortnite'ınızı silip baştan yükleyebilirsiniz uninstall diyerek veya doğrulaya basabilirsiniz, verify yapabilirsiniz ama silip baştan yüklemenizi tavsiye ederim çünkü eski patchleri kaldırırsınız böylece. Bunları da arkadaşlar neyle uygulayacaktık bunu? Lokal app data lokale giriyorsunuz. Lokal değil, pardon. Yüzde lokal app data yüzdeye giriyorsunuz arkadaşlar çalıştırdan. Buradan Fortnite'a geliyorsunuz. Şimdi sizlere yeni bir config nasıl oluşturulur bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu yüzden şunu kullanmayacağız. Game user settings'i kullanmayacağız. Onun yerine kendimiz yeni bir config oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi bakın, Fortnite game'in üstüne gidip herhangi bir şey ekliyoruz. Böylece Fortnite bunu okuyamıyor arkadaşlar. Bunu okuyamayınca bize yeni bir dosya oluşturacak. Onu da şöyle yapacağız. Şimdi bunu bir ekledik dediğim gibi. Sonrasında Fortnite'ı açacağız. Oyuna gireceğiz. Yeni ayarlar yapacağız. Ayarlarımızı yaptıktan sonra FPS'imiz daha da artmış olacak. Input lag'ımız düşmüş olacak. Yine ping'imiz de bir nebze düşmüş olacak. Yeni config uygulamak ping'inizi düşürür arkadaşlar. Ping'iniz demişim, pardon. Input lag'ınızı düşürür. Önemli bir ayardır. O yüzden yeni bir config uygulamanızı öneriyorum. Ve burayı da dikkatlice izlemenizi öneriyorum. Çünkü oyuna girdiğimiz zaman birkaç ayar daha göstereceğim ve birkaç önemli şeyden de bahsedeceğim. Yapmanız ve yapmamanız gereken. Oyunumuz açılsın. Keşke şeyle aynı anda açmasaydım bu arada. Hatta pausa basabiliyoruz. Tamam, bu dursun çünkü arkada işlemciyi sömürürken Malware Bytes aynı anda şey yapamam, Fortnite oynayamam. O yüzden Fortnite ayarlarını göstereyim. Sonrasında Malware Bytes'la kaldığımız yerden devam edelim. O sırada oyun açılırken size ne gösterebilirim buradan? Gecikme azaltma var arkadaşlar. Bunlara yine regedit dosyaları tıklayıp evet diyorsunuz. Akıcı oynanış için buna, en düşük input lag için bunu çalıştırıyorsunuz. Bir de burada gecikme azaltıcı var. Bunu da saatlik yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Geri almak isterseniz buradan geri alabilirsiniz. 13'te ses lag'ı çözümü var. Bunu da yine aç. Evet. Bu kadar. Ekran geldi sizi de. Uygulanacak komutlar var. Bunu not defterini arkadaşlar açıp CMD'yi yönetici olarak açıp bunları uygulayabilirsiniz. Yani sırayla uygulayın. Zaten birinci, ikinci diye yazdım. Oyunumuz açılıyor. Ekran kartı performansı arttırımında da buradan AMD, Intel ve Nvidia olarak ikiye ayrılıyor. Buradan yine seçip arttırabilirsiniz. Bunları evet diyerek uygulayacaksınız. Nvidia Profile Inspector'ı kullanmanız gerekiyor. Nvidia için o özel bir program. Sonrasında DirectX'inizi güncelleyin. Kesinlikle DirectX sürümünüz güncel olsun. FPS arttıran arka planında sağ tık masaüstü olarak seç deyip seçiyorsunuz. Tamamen siyah arka plan bir. Yani siyah, herhangi bir detay yok, bir şey yok. Böylece FPS'iniz artmış oluyor arkadaşlar. Şimdi oyuna geldiğimizde en uygun ayarlar bulunsun mu diyor. Reddet diyoruz. Battle Royale'ı tıklıyoruz arkadaşlar. İlk gözünüze çarpacak şey arka planın gitmiş olması olacak. Tabii sizlere ilk defa girdiğinizi sanıp yeni videoları gösterecek. Kapatıyoruz. Savaş biletini tanıtıyor tabii ki de burada bize. Bu arada savaş bileti baya güzel olmuş. Eğer satın alacak olursanız XP kodunu kullanırsanız sevinirim arkadaşlar. Bakın, içerik mağazasına girdiğiniz zaman sağ altta destekli olarak XP kodunu kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum kullananlar için. Zaten kullananlar için de yeni bir pakette çıkaracağım arkadaşlar. Destekçiler için, yani aynı zamanda da YouTube'da katıl butonuyla abone olanlar için yeni, yarın olması lazım ya da yarından sonra çok yakın bir zamanda üyelere özel de bir FPS paketi çıkaracağım arkadaşlar. Bunun yani neredeyse 2-3 katı bir FPS paketi olacak. Dediğim gibi ücretsiz içerikleri çekmeye devam ediyorum. Yine ücretsiz bir şekilde FPS paketleri gelmeye devam edecek ama üyelere özel de aynı şekilde, yani katıla özel de
dönemde bunun yaklaşık 2-3 katı daha büyük FPS paketleri yapıp sunmaya devam edeceğim. Yani katılmanıza gerek yok ama katılırsanız hem size hem bana yarar oluyor arkadaşlar. Bunun için de teşekkür ediyorum bütün katılanlara. Şimdi oyuna girdiğim zaman bakın arka plan gitti. Burada yeni sezonun gladyatör arenasının arka planı vardı. Fakat onun yerine böyle mavimsi bir arka plan oldu. Böylece FPS'imiz arttı ve input lagımız azaldı arkadaşlar. Sonrasında ayarlara girdiğimizde tam ekran yapıyorsunuz bunu. Ben şimdi yaparsam sizlere ekran gidecek ama yapmazsam da onu en son çıkarken yapayım. 1920x1080 seçiyorsunuz tabii ki bilgisayarınızın çözünürlüğü neyse. Eğer isterseniz buradan buna tıklayarak azaltabilirsiniz. Ben tam ekranı seçmediğim için şu an azaltamıyorum. Kare hızı sınırını monitörünüz 60 Hz ise 120, 144 Hz ise 160, 240 Hz ise 360 vesaire bu rakamlara sabitleyebilirsiniz. Ama eğer GCNG, FreeCNG açık oynuyorsanız, ben açık oynuyorum, bunu sabitlemenize gerek yok. Gereksiz input lag yaratır. Parlaklığımız ben 150'de kullanıyorum. Ayarlarımızı ayarlıyoruz. Buradan en düşüğe seçiyoruz. Buradan isterseniz bunu düşünebilirsiniz. FPS'inizi arttırmak için ben fullliyorum. Bu arada parlaklığınızı azaltmanız FPS'inizi arttırır, onu da söyleyeyim. Dikey senkronizasyon kapalı, hareket kapalı, FPS açık, DirectX 12, çok izlekli açık, ekran kartı çökmesi kapalı. Çok izlekli sizde yoksa açmaya çalışmayın. Sizde o ayar yoktur demektir. Ses kalitesi düşük, kapalı, 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 kapalı. Bu şekilde bunları yaptığınız zaman ayarlarınız uygulanmış oluyor. Bitiyor daha vereyim. Seslerinizi kapalı oynamak FPS'inizi arttırır arkadaşlar. Seslerinizi komple kapatabilirsiniz oynamak için. Fakat Fortnite ses kasmalık bir oyun yani. Sesleri duymanız, ayak seslerini duymanız önemli. Eğer bu yüzden çok kötü durumdaysanız seslerinizi kapatın. Yani nasıl diyeyim, böyle 10 FPS, 20 FPS, 30 FPS alıyorsanız, oyununuz zar zor açılıyorsa bunu kapalı oynayın. Yoksa açık oynamanızı öneriyorum. Ama bu da FPS'i etki ediyor dediğim gibi. Sonrasında yapabileceğiniz FPS arttıran bir ayar yok. Dediğim gibi kesinlikle tam ekranda kullanmayı unutmayın. Şimdi bunu tam ekrana çekiyorum. Sizde bir ekran gitti mi? Gitmedi aslında ya. Ne oldu? Şimdi gitti. Şöyle yaparsak evet, görebilirsiniz ama bu sefer de masa üstünü görebilir misiniz? Neyse, görüyorsunuz şu an. Oğlum yine gitti. Neyse, sizlere şimdi şeyi göstereceğim. Oyunla bir işimiz kalmadı. Alta batıyorum. Hatta altta batmama gerek yok ama var var. Buradan arkadaşlar şöyle bir launcher'a gelelim. Bakın Process Lasso programını açıyoruz. Bu programı oyundayken yapmanız gerekiyor. O yüzden oyuna girdik. Fortnite Client Win64 Shipping Exe dosyasını bulup sağ tıklayıp Priority Class'ı Always'ten High yapıyorsunuz. IO Priority var bir de, onu da Always'ten High yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir de Mora gelip Memory Priority'yi Always'ten yine Normal olarak seçiyorsunuz. Böylece ayarları uygulamış oluyorsunuz. Bilgisayarınızı, yani bu program arkada çalışmaya devam ediyor. Burada bu programı kapatmayın. Bakın kapata bastığınızda burada çalışmaya devam ediyor. Kapatmayın bu programı. Oyuna girdiğimiz zaman bu sizin ayarlarınızı otomatik olarak uygulayacak. O yüzden önemli. Sonrasında oyunu kapatabiliriz artık ayarları gösterdiğime göre. Bunu da kapattık. Bu arada Epic Games Launcher'ı oyundayken kapatabilirsiniz. Ekran geldi değil mi? Evet, oyundayken kapatabilirsiniz. Yani oyuna girdikten sonra launcher'ınızı kapatın arkadaşlar arkadan. Buradan buna devam et diyebiliriz. Bu arkada taramaya devam etsin. Sonrasında yapacağımız ayarlardan devam edelim. Config dosyasını ayarlamadık. Dediğim gibi bu dosyayı oyuna girip ayarladık fakat oyunun dışında da ayarlamamız gerekiyor. Bakın Fortnite Game dosyası oluşmuş burada. Giriyoruz vesaire, buraya girdik. Buradan paketimize tekrardan geliyoruz ve nerede yeni config'ten şu dosyaları atıyoruz. Diğer config'i biz editleyeceğiz, o yüzden onu atmıyorum. Sonrasında bu klasöre geliyoruz arkadaşlar. Editleyeceğimiz dosyalar belli. Şimdi burayı iyi dinleyin. Showgrass false, motion blur false, true. Sonrasında yavaş yavaş aşağıya ineceğiz. Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız sizde ayarlar farklı olacaktır dediğim gibi. Şu latency tweak'ler ve DLSS quality'ler oyunda gözükecektir. Bende gözükmüyor çünkü Nvidia kullanmıyorum. Ray tracing vesaire kullanmıyorum. O yüzden gözükmüyor bende. Buradan görebiliyoruz. Buradan gamma'yı 1'e düşürebilirsiniz. Burayı 1, burayı da 0 yapacaksınız sadece 1'e düşürmek için. Ama ben bunu da kullanmanızı öneriyorum. Yani çok kötü durumdaysanız gamma'yı 1'e düşürün. Kötü durumda değilseniz gamma 2.7'de kalsın. Tamam. Malvebytes'la şeyimiz bitmiş. Birazdan şuna basarsak tamam. Bununla ilgileneceğiz birazdan. Sonrasında aşağı inmeye devam ediyoruz.
şey ayarını uygulayacağız arkadaşlar. Çözünürlük ayarını. Evet. 1920'ye 1080 olarak seçili. Gördüğünüz gibi siz çözünürlüğünüzü isterseniz 800'e 600'e kadar düşürebilirsiniz. 800'e 600'ün altına düşmek oyununuzu görememeye başlarsınız. Yani 800'e 600'e kadar düşün. Eğer hala FPS'iniz çözülmediyse daha aşağısına düşebilirsiniz. Yoksa en düşük çözünürlük 800'e 600 olsun. Ben 1920'ye 1080'de kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Audio level 1, audio quality level 1 oluyor. Bunlar 0 oluyor. Windows plus x, -1 yapıyorsunuz. Yine 1920 1080 benim burada ayarlı. Sonrasında arkadaşlar oyun ayarlarına geldik. Resolution quality dediğim gibi isterseniz %100 de düşürürseniz de daha yüksek FPS alırsınız. Buradan 30'lara 20'lere kadar düşürebilirsiniz. Fakat önünüzü göremeyebilirsiniz. Dikkatli olun. Ben %100'e kullanıyorum. Şöyle bir tüyo da vereyim. Eğer %100'e kullanıyorsanız ve FPS probleminiz yoksa %90'da oynayabilirsiniz. Böylece input lag'ınız daha az olacak. Fakat görüntüde kaybetmemiş olacaksınız. Yani görüntü aynı %100'müş gibi olacak %90 aldığınızda. Fakat input lag'ınız azalacak. Böyle küçük bir detay da vereyim. Burada diğer her şeyi 0 yapıyorsunuz. Sonra değiştirebileceğiniz bir ayar. Chat settings'ten birkaç ayar değiştirilebilir. İşte gelecek bildirimleri vesaire kapatın arkadaşlar. Özellikle bu bildirimler vesaire çok etkiler. Fade mesajları göster. True yapmışız mesela. Atıyorum küfürlü mesaj olduğunda sizlere bunu yıldız olarak mı göstersin vesaire. Bunları kapatın. Bunlar da FPS'e etki eder. Sonra yapacağımız bir ayar kalmadı burada. Değil mi? Evet. Zaten ben bir ayar yapmadım şu an. Buna bastığımda evet direkt kapattı. Sonrasında sağ tık özellikler diyorsunuz ve salt okunur hale getiriyorsunuz. Bunu salt okunur yapmanız önemli. Yoksa her oyuna girdiğinizde bu ayarlar sıfırlanır ve sizin tekrardan şey yapmanız gerekir. Ayarları tekrardan konfigi silip yeni bir konfig oluşturmanız gerekir. Çünkü dediğim gibi her oyuna girdiğinizde sıfırlanır. Arka plandan bunu anlayabilirsiniz. Arka plan mavi değilse eğer konfiginiz sıfırlanmış demektir. Arka plan mavi olmalı. Buradan ayarlayabileceğiniz işte logları silebilirsiniz vesaire. Sonrasında burayla işiniz kalmıyor. Paketimiz genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Paket dışında birkaç FPS arttırma daha göstereceğim sizlere. Malware Bytes'a bakalım. Bakın Advanced System Care'ı burada monitörünü şey olarak algılamış. Tehdit Potential Unweighted Program diyor. Yani tehdit olarak algılamış. Yine Advanced System Care'ın bir programı performans monitör, yine Advanced System Care'ın zaten burada başında yazıyormuş, ben niye inceliyorum. Buradan sonra ne var mesela, burada bir şey algılamış, istenmeyen modifikasyon algılamış. Bu ayarı değiştirmek istemezsin mantığında. Yine aşağıda birkaç şey algılamış. File olarak Halveil Lib DLL dosyası Advanced System Care'in yine. Bu programın bilgisayarında durmasını istiyorum arkadaşlar. O yüzden Advanced System Care olanlarını silmiyorum ben. Fakat şu MRT dosyaları, bu dosyaları değiştirmek istemezsin diye anlamış muhtemelen. Fakat bu dosyaları da ben elimle değiştirdiğim için arkadaşlar, yani elimle değiştirmesem de biliyorsunuz şeyle değiştirdiğimiz için, bakın buradaki regedit dosyaları zaten onları değiştiriyor. O yüzden önemli. Yani bu dosyaları isteyerek yaptık, isteyerek uyguladık bilgisayarımıza. O yüzden onu da kaldırmıyoruz. Yani şu anda bilgisayarımda bir tehdit algılanmadı diyebiliriz. Bunları oradan beyaz listeye ekleyebilirsiniz. Böylece program bir daha taradığında bu dosyaları görmez. Böylece siz de yanlış bir şey sanıp silmezsiniz. Aynı şeyi ADV Cleaner'da da yapacak arkadaşlar. Bu program ADV Cleaner gibi. Ama bu daha iyi tabii ki. ADV Cleaner'da bir önemli. O yüzden onu da uygularsanız onda da aynı şekilde bu programlar hata verecektir. Bu programları beyaz listenize alın eğer varsa sizde de. Bu şekilde arkadaşlar, yani birkaç ayarımız daha var. İlk olarak şunu söyleyeyim. WinRAR'a tıkladığımızda Windows sürümümüz 20H2 olsun. 20H2 işlemci performansını arttıran bir Windows sürümü. O yüzden 20H2 Windows'unu kullanın. Grafik ayarlarına girdiğiniz zaman burada arkadaşlar değişken yenileme hızı açık vesaire ve oynayacağınız oyunları buraya ekleyip yüksek performans olarak seçmeniz gerekiyor. Mesela Fortnite'ımın kurulu olduğu yer burada ve ben buradan yüksek performansı seçmişim. Fortnite'ınızın kurulu olduğu yerde görebilirsiniz. Ben dev diskine kurduğum için böyle gözüküyor. Siz de gidip Windows Client Win64 Shipping Exe'yi bulup buraya ekleyin arkadaşlar. Böylece siz de yüksek performans olarak kullanabilirsiniz. Sonrasında yapabileceğiniz bir diğer ayarda aygıt yöneticisine girip
Buradan arkadaşlar sistem aygıtları bölümünden aşağıdan yüksek duyarlılıkta olay süreliçenini devre dışı bırakmak, sonrasında da disk sürücülerine girip buradaki disk sürücülerinizi ilkelere tıklayıp 2 tik atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde 2 tik attım. Bunu burayla da işim bitti arkadaşlar. Sonrasında yapabileceğiniz bir diğer ayarda ses ayarlarında şöyle girerseniz ses efektine, buradan ses yoku seçin arkadaşlar ve kullandığınız şeyi buradan gelin şey seçin, buradan da gelişmişten 8000 Hz telefon kalitesine kadar düşürün arkadaşlar. Böylece bunu yaptığınızda FPS'iniz artacaktır. Sonrasında yapabileceğiniz bir diğer ayar Chrome, Opera, Discord, Spotify, bu 4 uygulamada arkadaşlar donanım hızlandırıcısı bulunuyor. Bunu nasıl kapatacağız? Şöyle gizli pencere olarak açayım. Ayarlara girdiğinizde 3 noktaya tıkladınız. Ayarlara girdiniz. Aşağıya indiniz. Gelişmişe tıkladınız. Buradan arkadaşlar bakın. Google Chrome kapandığında arka plan uygulamaya çalıştırmaya devam et. Kapatıyorsunuz. Kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırıcıyı kullan. Kapatıyorsunuz. Bu ayarlar aynıları Spotify, Discord, Opera ve diğer tarayıcılarda da bulunuyor. Ayarlarına girin bu uygulamaların ve donanım hızlandırıcısı yazan bir şey görürseniz, arka plan uygulamalarını çalıştır yazan bir şey görürseniz kapatın arkadaşlar. Böylece bunu da es geçmiş olacaksınız, yapmış olacaksınız. Sonrasında Windows Defender kullanmayın. Windows Defender'ı silin. Yani silemiyorsunuz. O yüzden bunu ekstra silmeniz gerekiyor. Bundan birkaç video önce arkadaşlar sizlere göstermiştim. Nasıl akıcı yapılır tarzında bir videom vardı. Orada arkadaşlar Windows Defender'ı devre dışı bırakmayı gösteriyorum. O videoyu inceleyip izleyip uygularsanız arkadaşlar devre dışı bırakmayı öğrenirsiniz. Sonrasında Windows Defender'ı devre dışı bıraktıktan sonra arkadaşlar Mol ve Bytes kullanabilirsiniz. Gerçekten onun 15-20 katı, 100 katı daha iyi bir program. Onun dışında bir program kullanmak isterseniz de Kaspersky kullanabilirsiniz. Benim burada var. Ben Kaspersky kullanıyorum. O olmazsa Mol ve Bytes kullanabilirsiniz. Piyasada bir sürü güzel antivirüs programı var, fakat bu ikisi en iyisi. O yüzden bu ikisini öneriyorum arkadaşlar. Video genel olarak bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde dediğim gibi ücretli FPS paketimiz var. Eğer bunu uygulamak isterseniz Discord'umuza gelip ücretli FPS paketimizden de faydalanabilirsiniz. Ve dediğim gibi katıla özel de yeni bir FPS paketi çıkaracağım çok yakında. Eğer sizler de katılırsanız arkadaşlar kanalımıza bundan faydalanabilirsiniz. Video bu şekilde. Lütfen beğenip kanala abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında dediğim gibi Twitch, Discord ve ExitLock linkimiz bulunuyor. İsterseniz de oradan ExitLock satın alabilirsiniz. %20 indirimli bir şekilde. Paketimizde yine Discord'umuzun indirme linkleri bölümünde olacak. Oradan indirebilirsiniz. Oyun içinde de herhangi bir şey satın alacak olursanız XPL kodunu kullanırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize çok selamlar. Hoşçakalın. Bay bay.